Çip TV'den herkese merhaba. Ben Mahmut Karsoğlu. Turkcell'in 25. yılında 10. teknoloji zirvesi için Haliç Kongre Merkezi'ne geldik. Bugün buradaki teknolojiyle ilgili aktarılanları ve gelişmeleri takip edemeyecek ve buraya ulaşamayacak olan siz sevgili izleyicilerimiz, takipçilerimiz ve okurlarımız için buradaki tüm teknoloji zirvesini sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi istiyorsanız hızlıca içeriye geçelim ve bakalım Turkcell bugün burada bizlere neler sunacak. Turkcell pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Ömer Barbaroş Yiş ve Turkcell genel müdürü henüz 3 haftalık genel müdürü Murat Erkan'ın açılış konuşmalarından sonra şimdi hemen isterseniz bu arkamda da görebildiğiniz sergi alanlarının, standların bulunduğu alanlara geçelim. Burada hem Turkcell'in iş ortaklarının hem de aynı zamanda Turkcell'in kendi servislerinin tanıtıldığı alanlar var. İlk olarak Turkcell'in kendi servislerinin tanıtıldığı alanlarla başlayalım. Evet, biraz önce dediğim gibi Turkcell'in kendi servislerinin bulunduğu ve tanıtıldığı standlara geldik. Bizim de tüm yayınlarımızın bulunduğu ve sizlerin severek takip ettiği dergilik standının önündeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi dergilik Turkcell'in Türkiye'deki ve servis verdiği ülkelerdeki çok talep gören servislerden bir tanesi. Buradan Turkcell abonelileri tüm dergileri ücretsiz biçimde okuyabiliyorlar. Burada bizim de dergilerimiz var ve bunun için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Turkcell dergilik tarafında özellikle Çip dergisi 250.000-300.000 okumaya erişiyor. Bunun için özellikle teşekkür edelim sizlere de. Gördüğünüz gibi şu tarafta Lifebox var. Bununla ilgili detay alabilir miyim sizden? Bu şimdi şöyle. Burada gösterilen iki tane özellik var. Biri Photopic, biri de Lifebox transferde. Evet. Photopic şu işe yarıyor. Instagram'da açık olan hesaplardan taranan veri, hani onların fotoğrafları kullanılarak bir yapay zeka eğitildi. Bu yapay zekaya siz bir fotoğraf verdiğiniz zaman size o fotoğraf kümesi veya onun içerisinden en çok like alabilecek fotoğrafı veriyor. Öyle bir özelliği var. Lifebox transferde platform bağımsız telefonlar arasında Lifebox aracılığıyla veri transferi yapmaya yarıyor. Bu kadar. Bu aslında ilk bahsettiğiniz şey çok güzelmiş. Yani böylece aslında çektiğimiz fotoğraflar arasından hangisinin en fazla like alacağını görüp sadece onu paylaşmamız mümkün olabiliyor. Takdir edersiniz ki bilgi çağındayız, o yüzden hani yapay zekanın çok güzel ve pratik bir kullanımını burada görüyoruz. O yüzden dediğiniz gibi yararlı, kullanışlı. Teşekkürler. Peki dergilikle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani dergilik açıkçası şöyle, artık dijital dünyaya yöneldiği için insanlar daha çok, herkesin elinde telefon var vesaire. Ve fotoğraf çekmekten ziyade hani bir şeyler okumak gibi, hani dünyayı anlamaya yönelik alışkanlıklar edinmek, yani edindirmek için daha doğrusu insanlara dergilik gibi bir uygulama geliştirmişler. Vizyonu bu şekilde. Pratikte de şöyle oluyor, telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz. Çok basit, sayfa çevirir gibi ekranda elinizi kaydırıyorsunuz ve böylece kitap okuyabiliyorsunuz. Bu kadar. Yani uygulamanın cazibesi aslında kolaylığı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve şimdi de Turkcell'in yine bir başka popüler hizmeti Fizi ile ilgili kurulan standın yanındayız. Burada ilginç bir makine var. Aslında ben bunu daha önce görmüştüm. Çok yıllar öncesinde geleceğin teknolojileri olarak ilk başta gördüğüm makineyi şu an burada Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde görmek çok güzel aslında. Şimdi ben detayları soracağım ama öncesine bahsedeyim. Bu makine burada seçtiğiniz müzikle birlikte, bu müzikteki modlarla çıkışlar, inişler ve müziğin ruh haline göre buradaki içeceklerden size bir kokteyl hazırlıyor. Yani hangi müziği seçerseniz hazırlanan kokteyl ondan farklı oluyor. Şimdi istiyorsanız bir müzik seçelim, bir deneyelim. Tabii. Şöyle ki playlistinizi geçireceğiz. Şimdi buradan bir playlist seçeceksiniz. Spor, müzik molası, arabada, eller havaya ve sahil partisi gibi seçeneklerimiz var. Hangisini tercih edersiniz? Size ona göre de müzikler sunacak. Tamam, şimdi eller havadan başlayalım. Pekala. Şimdi buraya da çıkan müziklerimizden bir tanesini seçtiğinizde ona göre kokteylimizi size hazırlayacaklar.
O zaman şöyle yapalım. Gerçi şu an İstanbul'da hava yağmurlu ama biraz neşeli bir şeyler açalım. Pharrell Williams'tan Happy'yi seçebildim mi? Seçtim galiba. Ve gördüğünüz gibi şarkıyla beraber içeceğimiz de hazırlanmaya başladı. Evet, içecek hazır. Bakalım mutlulukla ilgili içeceğin tadı nasılmış? Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Fizi'den sonra bir başka popüler Turkcell servisi TV Plus'ın yanındayız. TV Plus biliyorsunuz dijital tüm mobil aletlerde televizyon yayınlarını ve çeşitli filmleri izlemenizi sağlıyor. Şimdi istiyorsanız burada bir arkadaş var, bundan detayları alalım. Merhaba. Merhabalar. TV Plus'la ilgili bize biraz detay bilgi verebilir misiniz? Hemen vereyim. İngiltere Premier maçları, NBA maçları buradan izleyebiliyorlar. Aynı zamanda kaydet, geri izle özelliği sayesinde istedikleri, sevdikleri dizileri veya hatta filmleri kaçırmadan tekrardan izleyebiliyorlar. Aynı zamanda buna internet erişimi olan her yerden giriş yapabiliyorlar. Telefondan, tabletten, bilgisayardan, aynı zamanda evde, televizyondan. Ve atıyorum evdesiniz ve çocuğunuza televizyon için işte kanal arıyorsunuz. Çocuk televizyonları için ayrı bir çocuk bölümü var. Oradan çocuğunuza özel, yani hem güvenli hem iyi bir şekilde eğitim alabileceği kanalları açabiliyorsunuz. Böyle bir uygulamamız var. Peki Livecell üyelerine için, şimdi sonuçta bu interneti bir kotadan yiyen bir uygulama. Onun için bu kotaya dahil mi, yoksa kotayı harcayan bir servis mi? Şöyle, Turkcell müşterilerine özel TV Plus kotadan yemiyor. Diğerleri için bir şey diyemiyorum. Oradan da bir avantaj tabii, sonuçta Turkcell kullananlar mobil verilerini harcamadan tüm yayınları, dizileri seyretmiş oluyorlar. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Turkcell'in servislerinden sonra özel bir tarifesi var çoğunuzun bildiği Livecell. Onunla ilgili burada çok güzel bir VR demosu da sunuluyor. Onunla ilgili bir detay alalım. Buradaki Livecell'in abonelerine sunduğu hizmetler neler? Merhaba. Bize biraz Livecell'den ve sunulan hizmetlerden, paketlerden bahsedebilir misiniz? Livecell günümüzde çok kullandığımız interneti bizim için daha faydalı hale getiriyor. Bunda tarifemizi kendimiz oluşturuyoruz. En çok kullandığımız uygulamaları seçiyoruz ve onlar için ekstra internet gigabaytımız geçerli oluyor. Yani mesela Livecell Super Mix paketimiz var bizim. O pakette size 500 dakika telefonla konuşma, 1000 SMS ve 4 tane uygulama içinde geçerli 5 GB internet veriyoruz. Onun haricinde de 3 GB ayrı internet veriyoruz. Bu uygulamaları kendiniz seçiyorsunuz en çok kullandıklarınızdan ve internetiniz böylece onlardan gitmemiş oluyor. Bu şekilde bir tarife aslında Livecell. Onun haricinde de Livecell Hadi'miz var aynı zamanda. Livecell Hadi'de de günlük, saatlik, haftalık internet paketleri oluyor. Yine aynı zamanda uygulamalarda onları kullanıyoruz. Peki bildiğim kadarıyla Livecell'de ses yok değil mi? Yani normal sesli görüşme yok. Bildiğim sadece data paketleri üzerinden ve dijital olarak BIP üzerinden konuşabiliyorsunuz değil mi? Livecell aslında bir mesajlaşma platformu değil. Livecell'in verdiği internet içinde BIP'te kullanabileceğimiz bir internet de var. Bu aslında bir tarife gibi daha çok. Yani BIP'ten konuştuğumuz sürece görüntülü konuşabiliyoruz. Yani sesli de konuşabiliyoruz, görüntülü de konuşuyoruz. Sadece BIP uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Tamam, çok teşekkür ederim. Bu tarafa döndüğümüzde ise Turkcell'in aslında daha çok geleceğe dönük yüzünü bize yansıtan teknolojilerini görebiliyoruz. Dronecell var burada. Copilot var. Daha önce de sizlere defalarca bunların hepsini tanıttığımız HES App var. Filiz var ve en sonda da Turkcell'in hayatımızı kolaylaştıran yapay zeka teknolojilerini anlatıldığı bir bölüm var. Bununla ilgili tabii kısaca bir detay alalım arkadaştan. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize Turkcell'in yapay zeka teknolojileri neler sunuyor kullanıcılarına? Bundan biraz bahseder misiniz? Turkcell olarak yapay zeka teknolojilerini hayatımızı kolaylaştırması için sunuyoruz. Bizim misafirlerimiz, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak uygulamamız var. Mesela yüz tanıma uygulamamız, aynı zamanda chatbot, bizim pasaport tanımlama uygulamalarımızdan bahsediyoruz burada gelen misafirlerimize. Bunları peki burada deneyebileceğimiz, görebileceğimiz bir şey var mı? Yani mesela burada... Pasaportu direkt gösterebilirim size. Tamam, pasaportu o zaman bir bakalım. Mesela pasaport tespit uygulamamız, burası skanerimizin yardımıyla
normalde reddedilen pasaport, yani onaylanmış bir pasaport. Biz scanner'ımıza koyduğumuz zaman scanner'ımızdan karşımızda pasaport tespitinden bize kabul edip veya edilmediğini söylüyor. Böylelikle %98 oranında bir başarımız var. Mesela bunu reddedildi çünkü bu reddedilen pasaporttu. Bu da bir onaylanması oldu aynı zamanda. Aynı şekilde yılda 6 milyon TL'de bir kar getirisi oluyor. Bir tasarruf gibi düşünebiliriz aynı bunu. Bu şu an kullanılan bir teknoloji mi yoksa daha yeni sunulan bir şey mi? Mesela bir üniversitede kullanılıyor ama firmalar talep ettiği şekilde ilgileniyoruz o firmalarla. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, dediğim gibi Turkcell'in kendi servislerinden sonra şu anda da iş ortaklarının bulunduğu bölüme geldik. Ve en önemli iş ortaklarından bir tanesi ve Türkiye'de de önemli markalardan bir tanesi Huawei'nin standındayız şu anda. Gördüğünüz gibi bizim için ve tüm mobil dünya için önemli olan 5G burada da ön planda. Yanımızda Türkiye'deki Huawei'nin Arge direktörü var, Hüseyin Hay. Kendisi henüz yeni başladı, bir 10 gün oluyor. Ona bir kısa bir röportaj yapıp detayları sizlere de aynı anda eş zamanlı çevirerek ulaştırmaya çalışacağım. Hi. Nice to meet you. Thank you for your time and also congratulations for your new title. Now we are here with Turkcell. The most important thing is for this year, maybe for the future, is now 5G. What can you tell us about the 5G and your work with Turkcell and what are you announcing here? Yes, and Huawei is a global leading company in 5G domains, and actually we are the only one who have the end-to-end full stack 5G solutions. Last year we commercialized our first 5G chip, which is Balloon 5G 401. And we are quite confident that we have the most advanced technology in 5G. With Turkcell in Turkey, we are bringing the highest and advanced technology from R&D center. Actually, we define our Turkey R&D center as a ship to bring all the Huawei technology in globally to Turkey. And we signed some cooperation MOM with Turkcell to build a 5G network here. As we all know that Huawei built our 4.5G network in globally, we are the leading ICT vendors in this country. Definitely, we will support Turkcell. Yeah, and now can you tell us about what is the advantages that the, for example, the Turkcell mobile operator users will have when they transfer to the 5G network? Okay, actually 5G have three major advanced technology capability. First one is high speed, which means that with 5G we can achieve millions gigabytes per second in the, compared with 4G, and we can download one gig a movie in seconds. So this is the high speed capability with 5G. Another is massive connections, and in future 5G will support Turkcell, not only connect the people but also connect our things. That everything with the, like equipments, cars, everything can be connected by the 5G network. Supposing that in future your refrigerator can send you a message that something inside or something is you need to supply it. So this connectivity can be supported by 5G. Another is for 5G is the low latency, which is mostly can be used in the high speed scenario, like the automatic driving. Without 5G, the automatic driving cannot be into commercial stage. You know, in 4G we have some latency. We need if we need millions seconds of reaction, it will be failed. But with 5G, you can get millions seconds reaction. That automatic driving can be into a commercial stage. Okay, thank you for your time and interview. Thank you. Evet, standları gezmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan sonrası için mobil dünyada 5G çok önemli bir yere sahip. Ve Ericsson'un standının önündeyiz. Burada çok ilginç bir uygulama var öncelikle. Bize bu uygulamadan biraz bahsedebilir misiniz? Sanırım gerçek zamanlı olarak uzaktaki bir aracı kullanıyorlar. Evet, şu anda İsveç'teki aracı, bizim ana binamızın önündeki kurulan bir parkurda araç. Ve onu buradan Türkiye'den canlı olarak kontrol edebiliyoruz. Bu gerçekten hani 5G'nin geldiği en önemli yer. 5G bağlantı şu an aktif olarak kullanılıyor o zaman şu anda, değil mi? Evet, İsveç'te şu anda orada aracımız 5G baz istasyonlarına bağlı Ericsson'un. Ve biz onu buradan kontrol edebiliyoruz. Ve 5G'nin getirdiği bu düşük gecikmelerle anlık olarak tepkileri hissedebiliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Evet, 5G'nin en büyük avantajlarından bir tanesi de düşük gecikme. Bunu en güzel nasıl anlatılabilir? Bu demo aslında bunu anlatıyor. Şu an bu içinde bulunduğum simülatörün bağlı olduğu araç İsveç'te, Stockholm'de Ericsson binasının önünde gördüğünüz araç. Şu an yavaş yavaş aracı hareket ettireceğim. Gördüğünüz gibi şu an tepkilerime inanılmaz derecede gerçekçi yanıt veriyor. Açıkçası ilk başta biraz tedirgin oldum. Sonuçta gerçek bir aracı çok uzaktan kullanıyorsunuz. Şöyle çevirmeye çalışayım. Deneyimlemem, aktarmam gerekirse şu andaki gördüğünüz otopark gibi alandaki kaldırım taşlarının etkisini birebir hissediyorum. Aynı oradaymış gibi. Şu an biraz tabii temkinli kullanıyorum ama aslında 5G'ye güvenmek gerekiyor. Şu an çünkü neredeyse hiç gecikme yok ve çok başarılı bir şekilde kullanabiliyoruz. Şu özellikle şuradaki tümseyi denemek istiyorum. Ne kadar acaba anlık olarak hissedebileceğiz? Bu özellikle tehlikeli alanlarda uzaktan araçların kontrol edilmesi için çok iyi bir çözüm sağlayacak bir uygulama. Evet, tümseye geldik. İnanılmaz derecede gerçekçi. Şuraya kenara çekeyim ve artık demodan etrafa zarar vermeden çıkayım. Evet, burada Ericsson'un standının önündeyiz. Biraz önce 5G için çok önemli olan düşük gecikmeyi çok ilginç bir simülasyon üzerinde denedik ve gerçekten çok etkilendik. Ama ondan daha önemlisi, şu anda yanımızda Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Hanım var. Öncelikle tebrik etmek istiyorum. Henüz yeni olmuş galiba, evet. Şubat ayında bu görev teslimi. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Ve şunu sormak istiyorum. Şimdi Ericsson önemli oyunculardan bir tanesi 5G konusunda. Neler yapıyorsunuz? Daha doğrusu globalin dışında Türkiye'de neler yapacaksınız? Onunla ilgili bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi aslında çalışmalarımız çok önceden başladı. Özellikle Turkcell'e getirdiğimiz, 2015'ten beri getirdiğimiz baz istasyonları aslında 5G'ye hazır. Sadece yazılım güncellemesiyle biz onları 5G'ye yapabiliyoruz. Şebekenin gelişimiyle beraber yani birçok fonksiyon aslında buluta taşınmaya başlandı. Ve şebekedeki en büyük aslında değişiklik baz istasyonlarında, yani sayısı fazlaca olduğu için gerektiğinden, biz o açıdan hazır olduğumuzdan çok hızlı bir şekilde Türkiye 5G'ye geçiyor olacak. Tabii lisansların gelmesi, verilmesi, evet. O sürecin tamamlanmasından sonra biz 5G'yi şu anda deneme amaçlı burada da görebilirsiniz. İstanbul, İzmir, Ankara'da da Murat Bey'in dediği gibi şu anda canlı 5G'miz var aslında. Biz özellikle Ericsson Türkiye olarak ne yapıyoruz 5G için? 5G nesnelerin internetiyle aslında çok bağlantılı olduğundan biz o alanda endüstrilerle beraber neler yapabiliriz? Onu çok uzun süredir konuşuyoruz. Çünkü sadece 5G gerekmiyor. Yani bizim öncesinde 4-4.5G'den başlayarak birçok bitirilmiş projemiz var. Yani bunların bir kısmı burada sergilediğimiz Manas var mesela, akıllı sayaç. O 5G'siz de çok rahatlıkla çalışıyor. Ama neden 5G önemli? 5G'nin hız seviyeleri 4-4.5G'ye en az 10 kat daha fazla. Dolayısıyla inanılmaz hızlı bir şebekeyle karşı karşıyasınız. Diğer önemli bir ayrıntı da gecikmenin, gecikme hızının çok düşük olması. Şimdi bunu buradaki araba, yani araç biliyorsunuz Stockholm'de bizim Ericsson ofisinin önünde aslında ve siz onu buradan kullanıyorsunuz ve burada deneyimlediniz aslında. Yani hafiften direksiyonu döndürdüğünüzde size göre aslında anında araç orada dönüyor. Aynen. Ama 5G'de bu hızların aslında 1 milisaniyenin altına düşecek. Teoride 0.1 ama biz onun 1
1 milisaniyenin altında olacağını öngörüyoruz şebeke genelinde. Dolayısıyla bu gecikmenin az olması ikinci önemli özellik. Üçüncü de en önemli özellik, yeni chipsetler geliyor. Yani bu hem şebeke elemanlarının içerisinde hem de telefonların içerisinde ve dolayısıyla aslında pil ömürleri uzuyor. Yani bu sensörlerin içinde olabilir, farklı elemanların içinde olabilir. Bu da üçüncü en önemli özellik. Dolayısıyla 5G'yi biz çok fazla nesnelerin internetiyle biraz da bu yüzden birebir bağlantılı düşünüyoruz. Ve burada gördüğünüz birçok örnek aslında ona istinaden gösteriliyor. Peki şeyi sormak istiyorum. 5G'ye uyumlu aslında baz istasyonlarınızın yaygınlığı nedir Türkiye'de? Ha şimdi ilk etapta büyük şehirlerle mi başlanacak, yoksa Türkcell'in yine o her zamanki çalışma mantığıyla genel bütün Türkiye'ye yayılacak mı ilk etapta? Evet, yani şu anda şebekenin yarısının diyelim radyosu Ericsson. Bunun tabii bir kısmı 4G ve 5G'ye uyumlu doğal olarak. Dolayısıyla ve Ericsson olarak biz Marmara bölgesindeyiz. Yani İstanbul ve kocaman size çevresinde. Bize emanet. Ve bizim ilk 5G'yi göreceğimiz örnekler aslında büyük şehirler. Neden derseniz, kırsal kesimde ilk aşamada buna ihtiyaç olmuyor. Yani neden? Çünkü çok yüksek hız, gecikmenin az olduğu, böyle ya endüstrilerin yoğunlaştığı yerler. Yani böyle teknokentlerin olduğu, gerçekten büyük şirketlerin olduğu yerler veya büyük fabrikaların olduğu yerler. Ve bunlar zaten Türkiye'de genelde kümelenmiş durumda. Yani çok dağınık görmüyorsunuz. Dolayısıyla şehir merkezlerinde insan yoğunluğunun ve ihtiyacın çok olduğu yerler ve bahsettiğim gibi böyle teknoloji şirketlerinin olduğu veya endüstrilerin olduğu toplu merkezlerde görüyor olacağız. Anladım. Aslında bunu sormamdaki sebep şuydu. Şimdi aslında 5G'nin dediğiniz gibi hızdan daha çok nesnelerin interneti gibi belli daha önce çözüm olamadığımız şeylere çözüm olması aslında düşük gecikmeli. Şimdi bunlardan bir tanesi de insan hayatını tehlikeye atacak olan belli işlerin, görevlerin uzaktan kontrolü gibi. Yani arabayı kontrol etmek yerine bir yangın ya da bir bomba imha cihazında uzaktan kontrol edebiliyoruz olmaktan bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla Anadolu'da özellikle kırsal kesimlerde işte hani var olan orman yangınlarını ya da işte tehditleri önceden tespit etmek için bu tür sistemlerin kurulu olması gerekiyor. İşte o yüzden ben hani büyük şehir mi kırsal bölge sorusunu sormuştum. Şimdi büyük şehirlerde sayılar çok olacak. Kırsal bölgelerde neden ilk başta ihtiyaç olmayacak dedim, sayı açısından. Yani siz örneğin bir madene bunu yapmak istersiniz. Neden? Çünkü biliyorsunuz birçok kaza yaşayabiliyoruz madenlerde. İnsan hayatının çok önemli olduğu noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla dışarıda gördüğünüz aslında sürücüsüz aracın kepçe şeklini düşünün. Ve şu anda yapılmış örnekleri var. Bunu 5G'yi, zaten oradaki bir baz istasyonunu 5G'ye dönüştürdüğünüz zaman ana şebeke zaten bunu destekliyor. Dolayısıyla oradaki madeni, çevresinin tamamını yönetiyor olacaksınız. Dolayısıyla orada bir, ama İstanbul'da belki binlerce yapmanız gerekiyor. Ama kesinlikle haklısınız. Kırsal alandaki önemli işletmelerin olduğu yerlerde mutlaka olması gerekiyor. Bunun yanı sıra hastaneler çok güzel bir örnek. Dolayısıyla büyük işte şehir hastanelerimizin olduğu noktalarda da yapılmış olması şart. Yani çünkü bazılarında biraz şehrin dışında, bazılarında şehrin içinde, onları da mutlaka kapsam alanı almak gerekecek. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve zamanınız için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Burada 5G ile ilgili bir başka demonun önündeyiz. 5G insan ve makina. Burada bir tane robot kolu görüyoruz. Burada 5G bağlantı, burada 4G bağlantıyla tepki veren bir yazılım var. Elimi bunun üzerinde taş, kağıt, makas oynayacağım. Yemek mümkün değilmiş. Olsun, ben de yeneyim. Bir de ben deneyeyim. Gördüğünüz gibi çok mümkün değil. Bu yıl 10.sü düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde tüm zirveyi dolaştık, açılış konuşmalarını dinledik, standları, servisleri, Turkcell'in servislerini ve iş ortaklarının standlarını gezdik. Şimdi de
Yanımızda Serkan Öztürk var. Müşteri deneyimi ve bilgi teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı. Öncelikle kendisine buradaki teknoloji zirvesinde burada neler konuşuldu bugün, onlardan kısaca biraz soracağız ve biraz da herkesin merak ettiği 1440 ile ilgili biraz daha fazla detay almaya çalışacağız. Öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Burada bu yıl teknoloji zirvesinin ana konusu ve öncelikle odaklandığınız konu neydi? Şimdi bu yıl biliyorsunuz bizim için çok önemli bir yıl. 25. yılımız kuruluşumuzun. Bu da teknoloji zirvemizin 10. tekrarı diyelim. Bizim için çok güzel, çok önemli bir gün. Bütün teknolojiyle ilgili sen yap diye mottomuzla müşterilerimiz teknolojiyi hissetsin, hayatlarında hissetsin, onların hayatlarını kolaylaştıralım, işlerini kolaylaştıralım diye kendi mühendislerimizle, ekosistemimizle, iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çeşitli ürünleri burada gösteriyoruz. Önümüzdeki yıla damga vuracak, yıllara damga vuracak çeşitli teknolojilerden, projelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim için çok önemli, çok güzel, çok değerli bir gün. Gayet de güzel bir katılım var. Dolayısıyla biz bu değerli katılımcılarla hem iş dünyası hem bireysel katılan vatandaşlarımızla bugün bol bol teknoloji konuşacağız. Şimdi önemli bir değişim aslında, bir dijital operatör tanımlamasını kendine vermesi çok önemli. Şimdi bununla, bu süreçle başlayan bir de 1440 var. Şimdi bu 1440'tan 3 aşağı 5 yukarı bununla ilgili çok fazla haber yaptık biliyorlar ama bir de sizin ağzınızdan alalım. Doğru. Biliyorsunuz 1440 çok kısa tanımıyla bir gün içindeki 24 saatin dakika karşılığı. Biz istiyoruz ki müşterilerimizin 1440 dakikasında sadece aramalarda değil, ses de değil, bunun yanında bütün ihtiyaçlarında yanlarında olalım. Eğlence dünyasında, iş yapış şekillerinde herhangi bir ihtiyaçları olduğunda onlara çeşitli hizmetler verelim, servisler verelim. Bu amaçla da bir süre önce bir takım ürünler geliştirmeye başladık bildiğiniz gibi. Kendi mühendislerimizle yine ağırlıklı olarak 1000'e yakın Ar-Ge mühendisimiz var. İhtiyaçları belirledik. Dolayısıyla biz geliştirdiğimiz bu dijital ürünlerle, servislerle dijital operatör, dünyanın ilk ve tek diyoruz, çok iddialıyız ama bu konuda da katıldığımız bütün fuarlarda, etkinliklerde de şunu görüyoruz ki hakikaten bu konuda öncü bir operatör olmuşuz. Yine 2 ay önce Barcelona'da katıldığımız dünyanın en büyük etkinliğinde de gördük ve bu kapsamda da dünyanın pek çok operatörü bize gelip bu hikayeyi merak ediyor. Bu tip uygulamalar nasıl geliştirilir? Ne yapmak lazım? Orada hep şunu vurguluyoruz. Tabii ki global oyuncular var. Çok önemli, değerli işler yapıyorlar. Global oyuncular da olmaya devam edecek. Ama bunun yanında sizlerin kendi uygulamalarınızı da geliştirmeniz lazım. Artık biliyorsunuz verinin sahipliği çok önemli. Veriye sahip olduğunuz zaman daha değer üretebiliyorsunuz. Müşterinizi tanıdığınız zaman onun ihtiyaçlarına göre uygulamalar yapabiliyorsunuz. Tabii bu işin ekonomik boyutu da var. Bu ülkede bu tip uygulamaları yapıp sahip olduğunuzda ülkenize de katkınız oluyor. Verginizi burada ödüyorsunuz. Vatandaşlarınıza sahip çıkıyorsunuz. Bu mottolarla biz de mesajlaşmadan müziğe, televizyona, pek çok farklı alanda uygulamalarımızı geliştirmeye başladık. Özet olarak Du 1440 aslında bizim bir gün içinde müşterilerimizin hayatına daha fazla temas edebilmeyi, onlara daha iyi vakit geçirebilmeyi, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmeyi amaçlayan bir motto. Şimdi biraz önce dediniz, Mobil Dünya Kongresi'nde özellikle Turkcell'e büyük bir ilgi vardı. Oradaki açılış konuşmaları yayınlanan canlı yayınlarda da aynı şekildeydi. Sunduğunuz servislere Avrupa'dan ve işte aynı zamanda Ukrayna ve diğer taraftan çok fazla talep olduğunda bugünkü açılış konuşmasından da tekrar hatırlamış olduk. Şimdi bu servislerin öncelikle şöyle sormak istiyorum. Yenileri mutlaka eklenecektir bunları geliştirirken. Şimdi bir de 5G konusu var. Evet. 5G konusu şimdi 2019'un artık onu bilmiyorum ne zaman aktif olacak. Evet. Onu da size sormak isterim. Evet. Onun akabinde 5G'ye bağlı birçok sorunun çözümüne kavuşmuş olacağız. Evet. Yüksek hızlar, düşük gecikmelerle ilgili. Bunlarla ilgili müşterilerinize ne gibi deneyimler sunmayı planlıyorsunuz? Evet. Aslında söylediğiniz gibi 5G çok önemli bir teknoloji ve geliyor. Türkiye bu konuda çok lider bir ülke. Biz 3G'den sonra 4.5G'de de ismi üstünde 4.5G. Aslında 5G'ye de hazırdı biliyorsunuz. Bu işin teknoloji boyutunda çok güzel yatırımlar yaptık.
ülke olarak. Ve 5G'de de biliyorsunuz bakanlığımızın da açıklamaları var bu konuda. Lider ülke olma stratejimiz devam ediyor. Dolayısıyla kamu özel sektör el ele vererek ülkemizi 5G'de de lider yapacağız. Tabii 5G sizin de söylediğiniz gibi çok yüksek hızda internet, bunun yanında da çok düşük gecikme getiriyor. Bu ne demek? Bu aslında B2B dediğimiz, yani iş çevresinde, iş hayatımızda artık yıllardır konuştuğumuz IoT dünyasında, artık işte connected cihazlar dediğimiz, bağlı cihazlar dediğimiz dünyanın gerçekten hayatımızın içine girebilmesini, her bir cihazın akıllı bir makine gibi davranması ve birbirine bağlanarak iş yapabilir hale gelmesini sağlayacak. Barcelona'da çok örneğini gördük. Biz bugün birkaç örneğini de getirdik. Burada canlı demolar da yapacağız. Bugün artık Türkiye'de İstanbul'da oturan bir kepçe operatörü çok az hata payıyla, çünkü 5G'ye bunu sağlıyor, mobil bir yerde başka bir kepçeyi çalıştırabilecek. Ve Barcelona'da yine gördük, tıp doktoru uzaktan ameliyat yapabiliyor. Bunun mobil artık gelişmiş hallerini göreceğiz. Dolayısıyla 5G aslında her bir dikeyde sektör bağımsız hayatımızı radikal değiştirecek. Biz de Turkcell olarak çok tabii bu konuda şanslı bir şirketiz. Altyapılarımız var, çok güzel yatırımlarımız var. Bugün ağırlıklı olarak bu altyapının üstüne ne tip üst yapılar kurabiliriz? Yapay zekayı o yüzden konuşuyoruz. Dijitalleşmeyi o yüzden konuşuyoruz. Dijital servisleri o yüzden geliştirmeye başladık ve ilerletiyoruz. Bütün bu hikayemizi paylaşacağız. Peki bir de son olarak şunu sorayım. Şimdi 5G ile ilgili aslında biraz önce söylediniz. Altyapının büyük bir kısmı neredeyse hazır. Yani küçük bir yazılım güncellemesiyle belki geçebilecek. Türkiye'de büyük şehirler öncelikli olduğunu tahmin ediyorum. Ne kadar bir şu anda hani yazılım güncellemesini yaptığınız zaman kapsama alanı 5G'nin olacak ve hani ilk deneyimleri ne zaman yapmaya başlayacağız? Bu konuda bu yıl ilk denemeler yapılacak. Bakanlığımızın da verdiği izinle biliyorsunuz iller, diğer operatörler hep beraber denemelere başlayacağız. Ama şunu göreceğiz, ben ona inanıyorum. Bu denemeler neticesinde tabii bir de 5G sadece tek taraflı değil, altyapı değil, bunu destekleyen cihazlar lazım. Bu cihazların hayatımıza girmesi biraz vakit alacak. Ama en azından iş dünyasında biz bunları izlemeye başlayacağız. Yalnız şunu söylemeliyim, müşterilerimizin bunu, Turkcell müşterilerimizin özellikle bunu beklemesine bile gerek yok. Biz bugün 4.5G'de evlere kadar çok hızlı internet verebiliyoruz ve 4.5G'de de pek çok ülkeyi biliyorsunuz geride bıraktık. Hız konusunda en azından hiçbir sıkıntıları yok. Bugün de deneyimlemeye başladılar. Özellikle eve internette fiber alternatif, ADSL alternatif ürünlerimiz de var. 5G geldiği zaman ise bunlar inanılmaz hızla çoğalacak. Dolayısıyla biz denemelerimize başlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde ben bunun sonuçlarının da gözükeceğini ve yayılacağını tahmin ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum tekrar verdiğiniz röportaj için. Çok sağ olun.